Ben bugün İsveç olarak oynamayı planlıyorum. İsveç. İsveç, Danimarka ve Norveç'in içinde olduğu Kalmar Birliği'nin bir parçası. Kalmar Birliği nedir? Danimarka zayıf hissediyor, biz de okey abi diyoruz. Şimdi kuzeyin soğuk coğrafyasında İsveç'te neler yapabiliriz? Öncelikle hedefimiz bu Kalmar Birliği'nden çıkıp bağımsız olmak. Akabinde Baltık'a hakim olup Sweden is not overpowered'dı galiba başarımın adı. O başarımı almak. Daha sonrasında da din savaşlarında protestanların kazanmasını sağlamak olacak. Şimdi insanlar bana soruyor abi estate'leri ne yapıyorsun diye. Ben estate'leri bilmiyorum. Yok. Tamam. Şimdi öncelikle religious diplomat estate'ini alıyorum çünkü milletle bir öbreze same religion artı 25'i veriyor. Daha sonrasında patronage of arts veriyorum ki prestijimiz olsun. Bununla beraber bir asker daha basıp gemi basımına başlayalım. Şimdi bol bol kadırga ihtiyacımız olacak. O yüzden sınırın dışına çıkabilirsiniz. Çok da önemli değil. Litvanya. Direkt independence'ımızı destekliyor. Çok güzel. Şimdi, taktik ne derseniz şurada gördüğünüz gibi bir isyan var. Bu isyan Lund bölgesine geldiğiniz zaman bizim bir şansımız olacak Danimarka'yı yenmek için. Evet, savaş başladı. Bu fırsatı kaçıramayız. Yani Danimarka ordusunu yok etme şansımız var. Litvanya geliyor. Başka... Altlar amına koyayım bir şey anlatıyorum. Niye arıyorsun? Efendim. Neyse ne diyordum. Şimdi burada bir savaş dönüyor. Bu savaşın şu şekilde Defend Capital şeyiyle Danimarka'ya savaş açıyoruz. Litvanya'da bizimle geliyor. Hadi bismillah. Çok iyi. Danimarka ordusunu wipe'ladık. Aa, gelmedi. Dalga geçiyorsun. Şey oldu tabii ya. Aa, PU düştü. Belki hemen düşman diye düşünmüştüm ama hemen düştü. Bence ileriz. Güzel. Savaşı bitiriyorum. Şimdi Lund'u niye almadım? Lund'u almama sebebim Lund'da bir kale olması. Hani Lund'u sürekli işgal edip bir war score kazanabilirim bedavadan. Bu yüzden almamayı tercih ettim. Onun için de Norveç'ten ve şuradan da Danimarka'ya çıkıp rahatsızlık verme adına burayı aldım. Güzel bir anlaşma. Bitirelim savaşı. Rivallerimiz tabii ki de Novgorod ve Danimarka olacak. Bir süre sessizlik içinde manpower inlemem gerekiyor. Eğer 1v1 atmasaydık çok daha rahat savaşırdık. Nitekim ben 1v1 attım. Benim eşekliğim hani bir şey diyemem buna. Evet, Polonya ile artık müttefikiz. Evet, saldıralım. O vakit şeye. Novgorod'a. Sana bir girelim artık ya. Ruslar çıkınca kalanız alırız. Haksız mıyım? Ha, doğru. Böyle bir şey vardı. Her şeyi kendine aldı. Dengiz adam birbirimize. Çok da güçlenmesi izin vermeden bir darbe daha vuralım dedim arkaya. Oğlum Moskova ben seni bitireceğim. Yemin ettim seni bitireceğim lan. Seni sileceğim oğlum yeryüzünden. Sen rahat ol. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. Duydun mu? Danimarka ile hızlı bir şekilde hemen 3 yılda şu şekilde bir barış yaptık. Dostlar hazır mısınız? Giriyoruz. Neva için olsun ya da Narva için. 2000 years later. Evet, şu şekilde bir barış anlaşmasıyla Ruslarla barış yapıyoruz. Yine. Norveç bağımsız lan şu anda. Neden?
İsyan. Bak. Kolaydı. Evet, Norveç komple bizim. Evet, Grid Power'da olduk. Daha ne isteyebilirim? Ah ha. Deza. Saldıralım Lübeye. Oh. Oh, çok iyi oldu bu wipe. Güzel. Savaş bitti. Şu şekilde. Lübeyi niye almıyorum derseniz bu yüzden. Danimarka'yı en azından kurtardık işgalden. Thank you. Thank you. Titan has freed us. Oh, I wouldn't say free. More like under new management. Artık Revali'de kurtarma vaktimizin geldiğini inanıyorum. Bu yüzden hemen Rusya'ya savaşımızı açalım. Gayet iyi. Gayet iyi. Büyük. Aa, din değiştirmeyi unuttuk. Başımıza yeterince sorun yokmuş gibi bir de protestan olduk. Gayet uzun bir süre dinlendik. Şimdi Baltık hakimiyetine sağlamak adına Mecklenburg'a saldıramıyorum. 2 yıl daha var. Artık yeterince dinlendik, oyalandık. Bir de Regency Consulting türünde çok da bir şey yapmadım. Şimdi Mecklenburg'a saldırıyorum. Hadi beyler, saldırın lan. Bir tanesini de sağ bırakmayın. That's a lot of damage. Oh. İşte. Hayır, şurada 4-5 ordunu yok ettim. Ama inadına buraya asker çıkartıyorsun ve bir şey yaptığına inanıyorsun. Eşek olsa anlardı ya. Şu şekilde bir anlaşmayla Mecklenburg'u tamamen yok ediyorum. Ah, sıkıldım. Artık Rusya ile aramda herhangi bir şey kalmadığı için seninle ittifamı bitiriyorum. Onun yanında senin ittifam. Önce bir Lübeck seferimiz var. Lübeck savaşı daha sonraymış. Bu şekilde Lübeck'i alarak savaşımızı bitirelim. Bir zamanlar yanımızda olan kadim dostumuz Polonya'yı artık yok etmek zamanı geldi. Hedefim Baltık kıyıları olduğu için alabildikleri almaya çalışacağım. Avusturya'yı da tarafıma çekip savaşımızı açıyoruz. Yeni kazandık. Bitireceğim. Evet, lehlerle bu şekilde bir anlaşma yaparak Baltık'ta yine önemli bir miktar ilerliyorum. Artık sadece Tötonlar ve Stettin kaldı. Ondan sonra Baltık tamamen benim hükümdarlığım altında olacak. Oha, 87 ben bunu yapıyorum. Aa, koalisyon yok lan neredeyse, güzel. Şu şekilde Baltık hakimiyeti sağlanmış vaziyette artık. Aa, şey başlamış. Ligler. Hemen Gürban Protestanı yine. Oh, lider de olduk. Hatta ben bozma ittifak seninle. Dedem. Osmanlı gel. Oh. Türk milleti. 30 yıl savaşı başlasın, çok zor taraflar. Hiçbir şansları yok. O zaman hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Lion from the North başarılı almak için 30 yıl savaşını başlattık. Evet. Artık 30 yıl savaşı sona erdi. Yalnızca 4 yılda savaşı bitirdik. Bu da o zamanlar ölen, savaştan herkese kapak olsun. Noblar. Şu şekilde bir anlaşma yapacağım. Kutsal Roma'nın dinini protestan yapacağım. Bununla beraber Osmanlı'ya şu toprakları verip I got you fam. Avusturya'nın da parasını alacağım. Bir de Avusturya bana para verebilir mi herhalde ya? Evet. Gayet güzel, harika bir anlaşma. Bu savaş biter.
Evet, yeni bir imparator. Yeni bir imparatorluk. Şimdi de Kutsal Roma'da Protestan Ligi'ne ilerlik ederek zaferi kazandık. Eğer ben başarımı daha önce anlamış olsaydım şurada altta şey çıkacaktı. Lion from the North başarımı çıkacaktı. Ama ne yazık ki ben bu başarımı aldım. O yüzden bir başarım tamam. Kaldı son bir. O başarım da Stettin'i yok ederek kazanacağız. Onu da hemen şimdi artık hani koalisyonla çok umurumda değil. Direkt alacağım. Orduların yerleşmesi. Ve Save'in son savaşı için, Danzig için Stettin'e saldırıyorum. Başardık. Oh, evet. Şu toprakları alarak Baltık kıyılarına tamamen hakim oluyorum. Ve bu da bize Sweden is not overpowered başarımını verecek. Elbette dediğim gibi bana vermiyor çünkü ben o başarımı zaten aldım. Bu kadar. Yıl 1575. İsveç olarak oynadık. İskandinavya ve çevresine hakim olduk. İsveç sevdiğim bir ülkedir. Ve bence iyi oynadık. Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra düşmanlarımızı iyi dövdük. Bu kadar. Bu save'i de artık bitiriyorum. Aslında bir dakika şunu kapatayım bir tane. Nasıl kapatacağım lan? Bu oyunun hala oynanabilitesi var. Yani kurulacak koalisyon tehlikeli değil. Borçlarımız az. Ben bu ülkeyi niye batırdım lan bu sefer? Böyle olmaz. Artık save'i bitirebiliriz. Hemen timeline'ı göstererek videoyu bitiriyorum. Nordens gryende framtidsland stiger gyllene skyar. Här står vi fasta mot fiendens band, komna ur skogar och byar. Ja, folket som blödde när utländska hopar vår torva förödde till samling vi ropar. Stulen är kraften och flödan. Trots att man skönaste löften gett gråtar små efter födan. För svältande skaror som fick man förrådde mot guldmaktens varor, tyranner som